Aman aman. Evet. Tavşanlı yazıyorum abi. Hey gözüm bana. Hadi bakalım. Çorum, Sefer Karakaş. Çorum Merkez Çatak Köyü doğumluyum. Yıllardır bu şekilde klasik olarak takılıyorum. Zaman oldukça emekli öğretmenim. Zamanımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. İl il, şehir şehir gezerek tarihi ve turistik yerleri geziyorum. Halkla sohbet ediyorum. Kahvelere gidiyorum. Orada anılarımızı anlatıyorum. İşte yaşlıların anılarını dinliyoruz. Böyle bir gezgin tutkunluğum var. Kütahya Tavşanlı'dayız. Sağ olsun halk gerçekten yani misafirperver. İlgi gösteriyor. İlgi duyanlara teşekkür ediyorum. Mutluyum. Bu şekilde tarihi turistik yerleri, kapıcaları gezerek günlerimi değerlendirmeye çalışıyorum. 50 yıllık bir araç, 50 yıldır ben de. Bu araçta insanlarımızın çok büyük anıları var, hikayeleri var. O insanlar yaşamış oldukları anıları dile getiriyorlar. Bir hikaye oluşmuş oluyor. Yeni nesil ise, yeni nesil bu aracı tanımıyor. Bu aracı tanımadığı için ilgi daha oluyor. Onlar da merakla bu aracı ilgiyle izliyorlar. Bundan bir ibret almaya çalışıyorlar. Bu şekilde günlerimizi unutmaya çalışıyoruz. Araç 1970 model, klasik bir araç. 50 yıldır bende bu araç. Yani sıfır mı almıştık? Tabii sıfır almıştık. Bu araç aynı zamanda annemin hatırası, annemin ondurnağının emani hatırası. Bunu işte bu şekilde modifiye yaparak bu şekilde günümüze kadar getirdik. Yani bu şekilde de korumaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse ilimiz Çorum'a ileride müziği hatıra olarak bırakacağım. Benim tarzım çocukluktan belli uç noktalarda giyinen, klasiği seven bir kişiyim. Bütün giysilerim olsun, eşyalarım olsun, arabalarım olsun kendim tasarlayıp, kendi atölyemde yaparak bu şekilde bir tarz oluşturdum. Bu tarzı da bu şekilde daha güzelini yapmak, daha iyisini giyinmek düşüncesiyle devam ettirmeyi diliyorum. Atölyem var. Kendi atölyem var. Atölyemde her türlü alet edevatım var. Atölye olmasa bu işler olmaz. Malum alet yapan el önü derler. Her türlü alet edevatım var. Buradan sonra nasip olursa zaten Dereli Kapıcılar için geldim. Dereli Kapıcısına gideceğim. İşte orada bir müddet kaldıktan sonra güzergahı Ege'ye doğru çevireceğiz. Motor eski. O da bir antikaya yakın bir motor. KTM. Zaman zaman gittiğim şehirlerde, dağ köylerine veyahut da dağ yaylalarına da bu motorla çıkıyorum.